Ne yaptınız? Aslı inandığın başrolünde olduğu Aslı gibidir filminin incelemesiyle karşınızdayım. Kızım. Evet biliyorum. Şubat'a geldik. Hala bunu sökmedik ama oynaman gerekmiyor kızı. Gerekiyor mu kızı? Oyuncu olma hayali kuran bir genç kızın gerçek hayatta dublörlük yapan insanlarla bir kulüple tanışmasını anlatan, ondan sonra yaşananları irdeleyen bir film ile karşı karşıyayız Aslı gibidir de. Aslında ilk bakışta çok güzel bir konu gibi geliyor insana. Gerçek hayat dublörleri aslında biliyorsunuz gerçekte de var. Cenazelerde ağlayan e, insanların haberlerini duymuşsunuzdur para karşılığı. Buna benzer bir e, hikaye yaratılmış. Ben çok güzel bir fikir olduğunu düşünmüştüm bunun. E, fragmanını gördüğümde dolayısıyla heyecanlıydım. Hani nasıl bir şey yapmış olabilirler acaba? Bir de aslı inandığın bazı oluşturduğu karakterleri beğendiğimden açıkçası heyecanlıydım. Bir de üst üste abi çok güzel film, çok güzel film abi çok güzel. Mutlaka izleyin. Aslı hu falan yapan insanlar gördüğüm için dedim herhalde fena olmayan bir şey en azından izleyeceğiz. Ee, ama pek öyle olmadı açıkçası. Bu dublörler kulübüyle bir Tarık Akan Gülşen Bubikoğlu filmini bir araya getirmişler. Böyle bir dinamik yaratmak istemişler. Yine fena fikir değil. Yani akıllarındaki hikayenin güzel bir film oluşturmaya yeten bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Fakat Aslı inandık çok ön planda bırakılmış. Eyvallah bu Aslı inandığın filmi onun karakter yarattığı karakterler üzerinden gidilecek. Ama onun yarattığı karakterler zaten çok büyük kitlelere ulaşan karakterler değil. Dolayısıyla onu o kadar ön plana atınca ve onun mesela şahsen benim sevdiğim tiplemeleri çok kısa çok küçük bir bölümünü oluşturuyordu filmin. Sevmediklerim geri kalanını oluşturuyordu. Belki genel izleyici kitlesi onları sevecektir. O tiplemeleri sevecektir. Belki ondan yapıldı. Ama o kadar ön plana konulmuş ki aslı inandık. Diğer karakterler sanki olmasa da olur karakterlermiş gibi. Yani babası hariç herhalde ki Tuna Orhan çok iyi oynamış babasını. E, hakkını vermem lazım. Babası haricinde ne izledik? Şimdi bu neden vardı bu karakterler? Sadece onunla da kalmıyor bu. Bu tiplere vakit ayırmak için hikayesini de doğru düzgün anlatamıyor. E, dolayısıyla sınıfta kalıyor bu film. Bu arada yani bu hikaye anlatımı o kadar kötü ki bunun müzikle desteklemeye çalışmışlar. Yani Öyle sıkılıyorsunuz ki bazı noktalarında onun müzikle hit netleri, hit netleri tabii ki böyle değil. Sizi o sıkıcılığın arasında o müzikle tutmaya çalışmışlar ama o kadar abartılı bir kullanım olmuş ki o da sizi daha çok dışarı itiyor. Yani ne oluyor lan diyorsunuz. Filme gitmeden önceden Cem'le beraber izledik bu filmi. Sürekli bir yani cringe fest yaşadık açıkçası. Ya bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum ben. Ee, bu kadar sırıtacağını tahmin etmiyordum. Ama bunu başarmışlar. Aslı inandığın bütün karakter yarattığı karakterleri seviyorsanız ve bunlara gülüyorsanız... Yani Instagram'da bir tane bile gülmediğim postu yok yani filan diyorsanız seveceksinizdir bu filmi. Çünkü sizi güldürecektir. Ama bu espri anlayışı size göre değilse benim gibi sadece iki yerde güleceksinizdir. Bir ortalarda bir yerde hoşuma giden bir espri oldu orada güldüm. Pardon üç yerde. Yani gülmek dediğim de böyle kahkahalarla filan değil. <laughs> bu kadar yani. Bir de Berk'in olduğu sahneyi sevdim. Orada güldüm. Bilmiyorum bunu Berk'i sevmemle alakası var mı? Ama onun dışında bir komedi filmi komedi unsurunu veremiyor. Benim için sınıfta kalıyor bu film. Hulk Krakosyan benim sevdiğim görüntü yönetmenlerinden bir tanesi. Ama bu filmde... Bu arada yerimden oynadıysam kusura bakmayın. Kafein azgınlık yaptığı için Kalkıp elindeki ses çıkardığı şeyi almam gerekti. Başa dönecek olursak, Hayk Krikosyan benim sevdiğim görüntü yönetmenlerinden bir tanesi. Ama çok standart bir iş çıkarmış, bir sahne var mesela. Diyorsun ki, e bunu yapan adam geri kalanında neden standart bir iş çıkardı? Ama onu da anlıyorum. Bu tarz işlerde klasik BKM görüntüsünü insanlar sağlamaya çalışıyor nedense farklı bir şey yapmaktan biraz çekiniyorlar. Belki yönetmenin yani Ali Yorgancıoğlu'nun isteği de budur. Ee, Ali Yorgancıoğlu sevdiğim bir yönetmen değil. Yani daha önce onun Ali Erbilli Polis Akademisi Alaturka filmi izlemiştim. O çiğlikte bir film yani özellikle espriler düşünüldüğünde. Keşke o da hani ondan kurtulmak için farklı bir iş yapsaydı. Ama burada onu çıkartamamış bir bütünlük sağlanmayan bir film izliyoruz. Yani konu tamamen işlenemeyen bir stand-up'ı filme çevirmişler gibi adeta. Yani Aslı inandık bu film yerine çıkıp bu tiplemeleri stand-up show olarak bize sergilese belki de daha fazla hoşumuza gidecek. E, ama bunları bir filmin içine sıkıştırmaya çalışarak bence çok kötü bir tercihte bulunmuşlar. Kısacası şöyle söyleyebilirim bu film beni komedi unsurlarıyla güldüremedi ve hikayesiyle de etkileyemedi. Yani ben bunun yerine sanırım Tarık Akan'la Gülşen Bubikoğlu'nun evcilik oyunu muydu? Onu izlemeyi tercih ederim. 1975 ya da 76 yapımı diye hatırlıyorum. Onu izlemeyi tercih ederim. O hem hikayesiyle hem oyunculuklarıyla bana daha iyi e, vakit geçirir. Ama aslı inandığım dediğim gibi daha önce de tiplemelerini seviyorsanız bu filmden keyif alacağını düşünüyorum. O zaman hiç düşünmeden gidin. Onun dışında size bu filmi izlemenizi tavsiye etmiyorum. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 4. Ayrıca şundan da endişe duymuyorum değil. Hababam sınıfının daha önce çok kötü bir uyarlamasını izledik. Ee, şimdi bu filmin senaristlerinden iki tanesi. O filmin de senaristi. Bu da beni aşırı endişelendirdi açıkçası bu filmi izledikten sonra hatta bu filmi izledikten sonra bu filmi düşünmedim bile çünkü çok kötü bir filmdi ama bu aklıma gelince acayip endişelenmeye başladım İnşallah o da bunun gibi olmaz yani kast ve fotoğraflar biraz odunda da kötü duruyor ama inşallah daha iyi bir şey çıkartabilmişlerdir ben Aslı inandığın iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama zaten abartılı bir oyunculukla parlamış bir insanın bu kadar abartılı ve ön planda olduğu senaryoya yerleştirilmesi e, olayı cringe seviyesinde taşıyor maalesef. İnşallah o da daha iyi rollerde karşımıza çıkar. Böyleydi aslı gibidir filmiyle alakalı düşüncelerim. Belki de Fanatik Gazetesi gibi başlık atıp filmde çekmemek lazım. Bu ve bunun gibi videolara erkenden erişmek istiyorsanız Patreon'da bize maddi destek sağlayabilir. Videomuzun sonundaki isimlerde yerinizi alabilirsiniz. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.